Bazı filmler vardır, oyuncusunu, yönetmenini, müziğini ve hatta her şeyini geride bırakır öne çıkar. Yıllar geçtikçe bir tek filmin ismi kalır akıllarda. Bazen oyuncu tüm bunları aşar, filmden önce duyurur ismini. Türkiye'nin okuyan insana ihtiyacı olduğunu bildiği için üniversiteyi 27 senede bitirmiştir. Aslen 10 Kasım doğumludur. Ama atamın vefat ettiği günde doğum gününü kutlayamam, sevinemem, gülemem dediği için 11 Kasım'da kutlardı doğum günü. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük komedyenlerinden olan unutulmaz ismi Kemal Sunal. Tam adıyla Ali Kemal Sunal. 10 Kasım 1944'te İstanbul Eminönü'ne bağlı Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Annesi Saime Sunal'ın ilk çocuğudur. Babası Mustafa Sunal, Malatya'dan gurbete yola çıkmış ve ekmek parasını kazanmak üzere Eminönü'ne bağlı Küçükpazar semtine yerleşmiştir. Küçükpazar o yıllarda hayatın olabildiğince doğal aktığı renkli bir mekandır. Bakkalın, manavın, komşunun çocuğunun, seyyar satıcının, kısaca herkesin mizahla donandığı bir semt köşesidir. Kemal Sunal'ın sonradan Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi olur. Hayat zordur ama baba Mustafa Sunal tüm zorluklara rağmen evi geçindirmesini bilir. Kemal Sunal pek sesi çıkmayan sakin bir çocuktur. Çocukluk yıllarını geçirdiği Küçükpazar'daki Mimar Sinan İlkokulu'nu bitirir. İlkokulu bitirdikten sonra meşhur Vefa Lisesi'ne yazılır. Vefa Lisesi'ndeki ilk yılları pek de parlak değildir. 1956 yılında henüz orta birdeyken sınıfta kalır. Ancak 1961 yılında lise 1'e geçer. Düşe kalka geçen yıllar ona mizah dolu bir lise hayatı sunar. Liseyi tam 11 yılda. 1968 yılında tamamlayan sanatçı, bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabii, sözleriyle açıklamıştır. Yüksek tahsiline Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünde başlasa da bu bölüme devam edememiştir. Sanat hayatı Vefa Lisesi'nde amatör olarak Zoraki Tabip adlı oyunuyla başladı. Lise öğrenimi sırasında oynadıkları bir oyunla Akşam Gazetesi'nin liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi karakter oyuncusu seçilmiştir. Felsefe hocası Belkıs Balkır'ın kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasıyla Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlayan sanatçının bu tiyatrodaki ilk rolü Fadik Kız'dır. Burada 150 lira maaş alan sanatçı daha sonra aynı tiyatroda Deli İbrahim rolünü oynamış ve maaşı 300 lira olmuştur. Buradan ayrılıp Ulvi Uras Tiyatrosu'na geçen sanatçı bu tiyatroda 4 sene sahneye çıkmıştır. Bu tiyatroda Orhan Kemal'in İspinoz isimli eserindeki Taş Kasaplı karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Bekçi Murtaza isimli oyunda Bekçi'yi, oyunun ikinci perdesinde ise bir kahveciyi oynamıştır. Bu tiyatrodan ayrılarak Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçen sanatçı burada 1 sene çalışmıştır. Son tiyatro deneyimi olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu Kemal Sunal için bir dönüm noktası olur. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ahmet Gülhan gibi usta oyuncuların yanında oynamaktadır ve seyirci onu her gördüğünde gülmekten kendini alamaz. Dün Bugün isimli bir oyun oynadıktan sonra kendisinden daha önce sinemaya geçmiş olan Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'in yeni filmi için aradığı oyuncuları seçmesi için kendisini bu tiyatroya davet etmiştir. Bu oyun sırasında Kemal Sunal'ı çok beğenen Ertem Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olan Tatlı Dillim'de rol alması için sete davet eder. 1972 yapımı Tatlı Dillim filminde Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşı rolünü canlandıran Kemal Sunal'ın filmdeki sahnesi kısadır ama filmdeki etkisi oldukça dikkat çekicidir. İzleyici ne zaman onu görse kahkahaya boğulur. Usta yönetmen de bundan etkilenmiştir. Yönetmen Ertem Eğilmez bu filmden sonra 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde kendisine Kayseri şiveli bir yolcu rolü vermiştir. Yine aynı yıl Oh Olsun, Güllü Geliyor Güllü, Yalancı Yarim filmlerinde rol almıştır. 1974 yılında Kayseri şivesinin halk tarafından benimsendiğini gören Ertem Eğilmez, Salak Milyoner filmini çekmeye karar vermiştir. Bu film, büyük ilgi görünce devam filmi niteliğinde olan Köyden İndim Şehire çekilmiştir. Her iki filmin senaryosu Sadık Şendil'e aittir ve Kemal Sunal'ın büyük rollerde oynadığı ilk iki filmidir. Yine aynı yıl çekilen Mavi Boncuk filminde Kaymakam'ı canlandıran Kemal Sunal, Ertem Eğilmez'in herkese eşit rol vermesiyle birlikte daha çok perdede görünmeye başlamıştır. 1974 yılının bir diğer gözden kaçırılmaması gereken noktası ise Kemal Sunal'a Meral Zeren'in eşlik etmesidir. Aynı yıl çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Hasret filminde bizlerin de dilinde yer etmiş hem kızarken hem de severken söylediğimiz repliğini ilk defa bu filmde söylemiştir.
Sanatçı bu filmden sonra ilk başrolünü, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Salako filmiyle alır. Takvimler 1975 yılını gösterdiğinde Zeki Ökten'in iki filminde rol alan sanatçının bu filmleri Şaşkın Damat ve Hanzo'dur. Bu filmlerde Meral Zeren ile beraber olan sanatçı artık başrollerde oynamaktadır. Ancak Ertem Eğilmez filmlerindeki başarısından çok uzakta olsa da Kemal Sunal, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndayken 1972-1973 tarihindeki Ankara turnesi sırasında tanıştığı Gül Sunal hanımefendi ile 1975 Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünya evine girmişlerdir. Yine bu dönemde Ertem Eğilmez, Rıfat Ilgaz romanı olan Hababam Sınıfı'nı kendi bakış açısıyla sinemaya uyarlamaya karar verir. Uzun yıllar bir efsane olarak anılacak bu filmde Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe gibi ana kadroya eşit rol vermiş, geri kalan yan karakterler de gazete ilanıyla seçilmişti. Herkesin renkli okul yılları olması fikrinden yola çıkan Ertem Eğilmez, film müziği ve doğal mizahıyla müthiş bir sinerji yakalamış ve seyirciyi sinemaya çekmeye başarmıştı. Ancak bu filmin Kemal Sunal açısından en büyük özelliği isminin daha sonraki yıllarda İnek Şaban ya da Şaban olarak kalmasıyla hatırlarda kalacaktır. 4 Hababam Sınıfı filminde rol alan sanatçı, 1975 yılında kendisiyle beraber birçok filmde rol alacağı Şener Şen ile tanışır. Bu ikilinin birbirini tamamlamasıyla birlikte rol aldıkları filmler ardı ardına gelmiştir. 1976 yılına gelindiğinde Kartal Tibet filmi olan Tosun Paşa çekilir. Aynı yıl Süt Kardeşler filmi için Ertem Eğilmez yeniden yönetmenlik koltuğuna geçer ve Şener Şen ile Kemal Sunal'ı yeniden bir araya getirir. Yine aynı yıl Ergin Orbey'in yönetmenliğinde Meraklı Köfteci filmi çekilir ve ardından Natuk Baytan'ın yönettiği Sahte Kabadayı filminde rol alır. Natuk Baytan'ın çekim yöntemi ve farklı mizah anlayışıyla diğer yönetmenlerden farklıdır. Şaban karakterini kahraman özelliği de eklemiştir. Şaban, saf ve halkın kahramanını canlandırdığı yapımlarda kötülerle mücadele etmiş ve mizahi bir sunuşla haksızlıklara karşı durmuştur. Üstelik Natuk Baytan, Kara Borsa, Gece Kondu ve Yokluk gibi o yılların toplumsal yaralarını hakkıyla beyaz perdeye yansıtmıştır. İşte bu özellik Kemal Sunal'ı ilk filmlerindeki Şaban karakterinden çıkarır, kahraman Şaban haline getirir. Sanatçının bir sonraki filmi Hababam Sınıfı Uyanıyordur ve yönetmen koltuğunda yeniden Ertem Eğilmez vardır. Bu Hababam Sınıfı filminin afişinde Kemal Sunal ismi en üstte yer alır. Bu yılın son filmi kendisine daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü getirecek olan Kapıcılar Kralı filmidir. Umur Bugay'ın kaleminden olan bu filmi Zeki Ökten çekmiştir. Şaban karakterinden tamamen bağımsız olan bu filmdeki Seyit rolü zeki, kurnaz, paragöz ve işgüzel bir karakterdir ve bambaşka bir Kemal Sunal'ın gözüktüğü ilk filmidir. 1977 yılında toplam 5 film çeken sanatçının 22 Eylül 1977 tarihinde Gül Sunal ile ilk çocukları Ali Sunal dünyaya gelir. 1977'de çekilen bu filmleri Ertem Eğilmez yönetmenliğinde Hababam Sınıfı Tatilde, Natuk Baytan imzalı Sakar Şakir, Umur Bugay'ın yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği Çöpçüler Kralı ve son olarak bir Atıf Yılmaz filmi olan İbo ile Güllüşah'tır. Kemal Sunal 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Kapıcılar Kralı filminde almıştır. Aynı filmle Sinema Yazarları Derneği'nce en iyi erkek oyuncu seçildi. 1978 yılında Fatma Girik ile payları ortak bir şirket kurulmuştu. Bu film şirketi Can Film'di. Yapımcılığını Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın yaptığı 100 numaralı adam filmiyle şirket ilk filmini o yıl çekmiştir. Bu filmin senaryosu ve yönetmenliğini Osman Seden'e ait. Reklamların yanıltıcı yönünü ele alan bu film, Sunal sineması için önemli bir noktadır. Meral Zeren'den sonra bu filmde Sunal'a Oya Aydoğan eşlik etmektedir. Aynı yıl Atıf Yılmaz ile Müjdat Gezer eseri olan Köşeye Dönen Adam, senaryosu ve yönetmeni Osman Seden'e ait olan İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban, yönetmenliği Natuk Baytan'a ait olan Havanak Abdi ve dönemin en ses getiren filmi Kibar Feyzo çekilir. Kibar Feyzo filmi, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in yaptığı politik bir filmdir. Arzu filme ait olan bu film, politik duruşu sebebiyle birçok sahnesinde sansüre uğramış olsa da Türk sinemasında önemli bir yeri vardır. Bu filmde Kemal Sunal'a Şener Şen'in yanı sıra Müjde Ar, İlyas Salman, Adile Naşit gibi isimler eşlik etmektedir. Senaryosu İhsan Yüce'ye ait olan bu filmin yönetmeni Atıf Yılmaz'dır. Töre, geçim derdi, ağalık gibi kavramlar sıkça filmde işlenmektedir. 1979 yılında Kemal Sunal 5 filmde rol almıştır.
Bunlar Umudumuz Şaban, Şark Bülbülü, Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şaban'ıma ve Bekçiler Kralı filmleridir. Umudumuz Şaban ve Şark Bülbülü filmlerinde Kartal Tibet ile, Dokunmayın Şaban'ıma ve Bekçiler Kralı filminde Osman Fahir Seden ile ve Korkusuz Korkak filminde Natuk Baytan ile çalışmıştır. Kemal Sunal, Dokunmayın Şaban'ıma ve Bekçiler Kralı filmlerinin yapımcılığını Fatma Girik ile birlikte üstlenmiştir. Ama bu filmleri kendi film şirketi olan Can Film'e değil Uğur Film'e yapmıştır. 1980'de 4 filmde rol alan Kemal Sunal'ın bu filmleri bir romandan uyarlanan Zübük, Gol Kralı, Gerzek Şaban ve Devlet Kuşu'dur. Kemal Sunal, Zübük ve Gol Kralı filmlerinde Kartal Tibet ile, Gerzek Şaban filminde Natuk Baytan ve Devlet Kuşu filminde Memduh Ün ile çalışmıştır. 1980 askeri darbesiyle birlikte o dönem çekilen filmlerin büyük çoğunluğu sansüre uğramış, önemli oyuncuların bazıları yurt dışına çıkmıştır. Kemal Sunal zaman zaman politik filmlerde rol alsa da kutuplaşmalardan her zaman uzak kalmıştır. 35 yaşında askere giden sanatçı, diğer askerlerin kendisini görünce gülmeye başlaması sebebiyle birliğin düzenini bozuyor denilerek eğitimlere katılmamış, kademede görev almıştır. Usta Birliği'nde Armoni Mızıkası isimli moral grubuna dağıtımı olmuş, bu vesileyle Türkiye'nin birçok bölgesinde askerlik yapmıştır. 1981 ve 1985 yılları arasında birçok Şaban filmi çekilmiştir. Bu filmler Kemal Sunal sineması adına kaliteden yoksun olsalar da izleyiciyi güldürmeyi başarmış yapımlar olarak tarihe geçmiştir. 1981 yılında Üçkağıtçı filminde Natuk Baytan, Kanlı Nigar filminde Memduh Ün ve Davaro filminde Kartal Tibet ile çalışan sanatçı 3 filmde rol almıştır. 1982 yılında 2 filmde rol alan Kemal Sunal'ın Yedi Bela Hüsnü filminde Natuk Baytan ve Doktor Civan'ın filminde Kartal Tibet yönetmenlik koltuğundadır. 1983 yılında Tokatçı filmini Natuk Baytan ile, Kılıbık filmini Uğur İnan ile, En Büyük Şaban ve Çarıklı Milyoner filmlerini Kartal Tibet yönetmenliğinde rol almıştır. 1984'te 4 filmde rol alan Kemal Sunal, Şabaniye ve Orta Direk Şaban filminde Kartal Tibet, Postacı filminde Memduh Ün, Atla Gel Şaban filminde Natuk Baytan ile çalışmıştır. Ayrıca 1984 yılında Kemal Sunal ve Gül Sunal çiftinin ikinci çocukları Ezo Sunal dünyaya gelmiştir. 1985 yılında 6 filmde rol alan Kemal Sunal, sırasıyla Şendul Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Sosyete Şaban, Keriz, Katma Değer Şaban ve Şaban filmlerinin sonuncusu olan Gurbetçi Şaban filminin çekildiği yıldır. Bu filmlerin tamamında yönetmen Kartal Tibet'tir. Kemal Sunal, Şaban filmleri ile ilgili görüşlerini şöyle aktarmıştır. Bundan sonra filmlerde Şaban adını koymasak bile değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Millet Şaban olarak biliyor. Bu yıl firma yanlışlık yaptı. Film adım Niyazi. Adının Atla Gel Niyazi olması lazım. Afişler, lobiler hepsinde Atla Gel Şaban oldu. Seyirciden bir kişi çıkıp da filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban demedi. Farkına bile varmadı. Kemal Sunal'ın adı Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur? Kemal Sunal sinemasında artık Şaban filmi yoktur ve sinema adına bambaşka bir sayfa açılmıştır. 1986 yılında Yoksul ve Davacı filminde Zeki Ökten'le, Tarzan Rıfkı'da Natuk Baytan'la, Garip filminde Memduh Ün'le, Deli Deli Küpeli filminde Kartal Tibet'le çalışmıştır. Yoksul filmi duru anlatımıyla öne çıkarken, Davacı ve Deli Deli Küpeli filmleri siyasi taşlama olarak ön plana çıkmaktadır. Kemal Sunal bu dönemde halkın içinden hikayelerle izleyici karşısına çıkmıştır. 1987 yılında 3 filmde rol alan Kemal Sunal'ın bu filmleri Yakışıklı, Kiracı, Orhan Aksoy ve Japon İşi Kartal Tibet filmleridir. 1988 senesi Kemal Sunal sineması için önemli olan filmlerin çekildiği yıldır ve Kemal Sunal'a yeni bir ödül getirecektir. Uyanık Gazeteci, Sevimli Hırsız, İnatçı, Öğretmen Kartal Tibet, Politsay Şerif Gören, Düttürü Dünya Zeki Ökten, Bıçkın Orhan Aksoy yönetmenliğinde rol aldığı filmlerdir. Politsay, Öğretmen ve Düttürü Dünya filmleri diğer filmlerden ayırmaktadır. Politsay filminde gurbetçilerin yaşadığı sıkıntılara değinilirken
Öğretmen filminde geçim sıkıntısı, ulaşım ve konut problemleri gibi sorunlara değinilmiş ve Düttürü Dünya filminde küçük insanların büyük hayallerine yer verilmişti. Sanatçı bu filmiyle Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. Bu filmin senaristi Umur Bugay'dır. 1989 yılında Kemal Sunal 3 filmde yer almıştır. Bunlar Zehir Afiye, Orhan Aksoy, Talih Kuşu ve Gülen Adam Kartal Tibet yönetmenliğindedir. 1990 yılında Koltuk Belası Kartal Tibet ile Abuk Subuk Bir Film Şerif Gören ve Boynu Bükük Küheylan Erdoğan Tokat yönetmenliğinde çekilmiştir. 1991 yılında tek bir filmde rol alan sanatçının bu filmi Var Yemez'dir ve bir nevi jübilesi olmuştur. 1990'lı yılların başı özel televizyonların piyasayı renklendirdiği yıllar olmuştur. Zira televizyon izleyicisi kimsenin tahmin edemediği bir şey yapar ve Kemal Sunal filmlerini zirveye taşır. Artık reyting almak Kemal Sunal filmlerinden geçmektedir. İşte tam bu sırada usta aktör televizyon dizileriyle tanışır. 1992'de Saygılar Bizden, 1993 Şaban Asker'de, 1994 Baykanber ve son olarak 1997'de Şaban ile Şirin dizileridir. Ayrıca yarım bıraktığı üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olarak 1995 yılında bitirmiş ve ardından yüksek lisans yapmıştır. Kemal Sunal'ın aradığı taze kan 1999 senesinde ayağına gelir. Sinan Çetin çekeceği propaganda filmi için usta oyuncuya teklif götürür. Kabul ettiği bu filmde kendisine Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Rafet El Roman ve oğlu Ali Sunal eşlik etmektedir. Propaganda filmi Kemal Sunal'ın sinema kariyerinde yeri bambaşka olan bir yapımdır. Zira sanatçı gümrük memuru Mehdi rolünü tıpkı diğer mesleki rollerde olduğu gibi benimsemiştir ve izleyici karşısına dram yönü ağır basan bir Kemal Sunal koymuştur. Kemal Sunal sinemaya tekrar bomba gibi geri dönmüştür. Bu defa Balalayka adlı filmde oynayacaktır. Ama çekimler için Trabzon'a gitmesi gerekir. Kemal Sunal yaşamı boyunca karayolunu tercih etmiş, uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olmuştur. Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindiği Trabzon uçağında 3 Temmuz 2000 tarihinde 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiştir.